elinden yurdundan göç edilmiş insanlar gibi göç edilmek durumundadır. Halkın dönen dolaplardan hiçbir şekilde haberi yoktur. Yalnızca şimdi siyanürden zehirlenip öleceğinden haberi var. Biz buradayız. Siz gidinceye kadar bu nöbetin başında. Eylül 1980 yılında ülkede gelişen devrimci mücadelenin önünü kesmek için askeri darbe olmuş, on binlerce kişi hapse atılmış, işkenceden geçirilmiş, ülke suskunluğa teslim edilmeye çalışılmıştı. 12 Eylül dokunduğu her yerde ölüm ve yara izleri bırakmıştı. 80 darbesinin ardından toplumun üzerinde yoğun bir baskı vardı. Toplumun ve toplumsal kurumların demokrasi içinde nefes alabildiği kanalların birçoğu tıkanmıştı. Liberalizm ve neoliberalizm dediğimiz politikalarla ekonomik olarak emekçi ve yoksul kesim üzerinde önemli bir baskı kuruluyordu. Muhalefet yapmak isteyen kitleler 80'lerin ilk yarısında darbe, idam ve cezaevi kuşatmasında hayatta kalmaya çalışarak geçirirken 80'lerin ikinci yarısından itibarense sosyal yeşermeler başladı. 1990'lara gelindiğinde yükselen devrimci muhalefetle birlikte ülke iki önemli olaya daha tanıklık etti. Bunlardan birincisi 1991 yılının başlarında Büyük Ankara Yürüyüşü şeklinde gelişen Zonguldak maden işçilerinin grevi. İkincisi ise 90'larda başlayıp 2000'li yılların başında en yüksek seviyesine çıkan Bergama köylülerinin siyanürlü altın madenine karşı direnişiydi. Bergama Köylü Hareketi Türkiye'nin Ege bölgesi ve Türkiye'nin Böklüce Mustafa isyanından, Dede Sultan isyanından bu yana gelişmiş en önemli köylü hareketi, köylü isyanı diyebiliriz. Özgün olan yönü de şuydu, çevre hassasiyetiyle, ekolojik takım kaygılarla ortaya çıkmış bir hareketti. Bu anlamda da ilktir. Türkiye çevre mücadelesi anlamında baktığımız zaman bir milat. Köylü mücadelesi anlamına baktığımız zaman bir millet, aynı zamanda anti-emperyalist niteliği olan bir de mücadele. Türkiye'de hem antinükleer hareket büyümeye başlıyordu paralelinde, Akkuyu nükleer santraline karşı büyük bir hareket başlıyordu hem Mersin'e hem de Türkiye çapında ve ilk defa orada ekolojistler kavramı, ekoloji kavramı orada çıktı. Devlet hiç beklemediği bir dönemde, hiç hesap yapmadığı bir dönemde en örgütsüz, en kaypak, en kaygan zemindeki bir halkın bir başkaldırısını gördü. Hesaplar alt üst oldu. Yani sendikalar, sivil toplum örgütleri, Türkiye'nin başka fraksiyonları tepkilerini gösteriyorlardı. Ama bir köylü yaşamı boyunca ilk kez dedi ki bu benim hayatım, benim toprağım, benim suyum, benim geleceğim, benim derem, benim meram ve benim zeytinliğim dedi. Bu demokratik başkaldırıydı. Aslında bir isyandı. Korkma,
Bergama'nın önemli bir tarım cenneti olan Bakırçay Ovası'nda, üç köyün ortası bir tepede çok uluslu şirketlerin altın madeni yapmak istemesiyle bölgede ilk kıpırdanmalar başladı. Önceleri kendilerine ekonomik anlamda katkı sunacağını düşünüp sevinen köylüler, altın madenciliğinin siyanür dediğimiz çok tehlikeli bir yöntemle yapılacağını öğrendiler. Önemli bir yerel yönetim örneği gösteren dönemin belediye başkanı Sefa Taşkın, aydınlar, bilim insanları, üniversitelerden konunun uzmanı kişilerle köylere giderek altın madeninin çevreye ve insana etkileri konusunda halkı bilgilendirme toplantıları yaptı. Lütfen, lütfen bu istemi düşüncelerinize ve yaklaşımınıza kazıyınız sevgili bakanım. Bergamalılar bu madeni istiyor mu? Hayır! Bakanlar Kurulu'na bu düşüncemizin yansıyacağına inanıyorum. Yaşamlarının ve çocuklarının yaşamlarının, özellikle kadınlar, tehlikede olduğunu fark edince ne yapmaları gerektiğini sordular ve harekete geçtiler. Örneğin orada köylerimiz çok siyasi farklılıklar vardır. Nasıl derler, bölgesel farklılıklar vardır. Hatta etnik farklılıklar vardır o bölgede. Başka konularda bir arada davranmazlar. Ama aralarında bir tek slogan vardı. Şunu diyorlardı: siyanür insanın kanına girdiği zaman kimseyi ayırmaz. Herkes öldürür. Gel. Hep geçiyorlar. Neden geçiyorlar? Bana dediğim bu var. Devlet neydi de bu Türkler şirketinin arkasında bu kadar askeri koşturuyordu, sivil halkını öldürüyor. Neden bizim hakkımızı savunmuyor? Ne istiyor bizden bu? Sivilden askeri birbirine buydu, çarpıştırdı. Zevk mi duyuyor? Biz kendi ülkemizde, kendi toprağımızda yaşamak istiyoruz. Devletten bir kuruş istemiyoruz. Devlet. Her gün rahatsız, her gün. Hana bu devlet, hana başbakan nerede? Bizi de korusun bakalım. Asker bizi mi koruyacak? Kanada şirketini mi koruyacak? Türklerin şirketini mi? Asker bizi korumuyor, dövüyor. Hem cipcik vura vura dövüyorlar. Bu süreç içerisinde sadece altın madeninin kurulacağı 3 köy değil, civardaki 17 köyde altın madenine karşı seslerini yükselttiler. Köylüler köy komiteleri ve çevre komisyonu kurdular. O güne kadar çevre hareketi bir grup orta sınıf küçük burjuva aydınının hareketi gibi tanımlanırken, Bergama köylülerinin hareketiyle bu tanım sivil itaatsizlik eylemlerine dönüştü. Barışçıl, şiddet kullanmadan ama anayasanın kendilerine verdiği hakları sonuna kadar kullanarak devletin kendi toprakları üzerindeki altın madeni şirketine verdikleri izni protesto ettiler. Kazandığımız şeyleri kaybetmemiz gerekiyor. Tahrik edici, suçlayıcı, insanlara hakaret edici davranışları yapmayacağız. Madencinin önünden geçerken onlarla muhatap olmayacağız. Onlar bizim muhatabımız değil. Bizim işimiz onlara izin verenlerle. Bizim işimiz mahkeme kararları uygulayamayanlarla. Bizim işimiz hukuk devletiyle. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Biz bunu yapacağız ve kazanacağız. Bunun çalışmasına izin verecek misiniz? Hayır! Çok hukuk, fazla hukuk, aşırı hukuk yaparak yöre halkı rahatladı. Mesela Uludağ'da sivil itaatsizlik sempozyumuna katıldık. Kimle? Oktay Konyalı'la ikimiz. Türkiye'nin en akıllı, en zeki, en solcu profesörleri geldiler oraya. Sivil itaatsizlik çalıştılar. Kolokyum. Orada sivil itaatsizlik ne demek konusunu İngilizce, Fransızca, Almanca kökenlerine kadar tartışırlarken hukuka uygun, kanunlara aykırı eylemler diye tarif ettiler. Ben dedim ki
Bu çok fazla bilimsel bir tarif. Bunu Bergama halkı bundan çekinir. Kanunlara aykırı eylem demiyorum. Kanunların sınırında eylemler deyin bari. Yani düşersen kanunsuzluğa düşersin diye. İşte o eylemler sırasında halkla, halka anlatış sırasında hasar az. Hasar çok az olacak olursa bile. Çıktı, insanlar rahatladılar. Bergama halkının eylemlerinde, sivil iddiasizlik adı verilen eylemlerinde çok az devletten zarar görme duygusu yüzünden hareket büyüdü. Bu hikaye önemliydi. Evet. Bergama köylüleri devletin mahkeme kararlarını uygulamada gösterdiği yanlı tutuma karşı eylemler gerçekleştirdiler. Sayım vermeme o güne kadar yapılmamış bir eylem biçimiydi. Oy kullanmadılar. Üstleri çıplak bildiri dağıttılar. Bu dönemde Bergama köylülerinin sözcülüğünü eski CHP ilçe başkanı Oktay Konyar yaptı. Konyar, şiddetsiz ama ses getiren ilk sivil itaatsizlik eylemlerini geliştirme ve renklendirme konusunda köylüye öncülük etti. Bergama köylülerinin kültürlerine son derece uzak olan çıplak üstle yürüyüş gibi fikirler ondan çıkmıştı. Meydandaki halkları halk, halka bizeyi dağıtıyoruz ve Ziraat Bankası'nın önüne doğru yürüyoruz. Fedakar ve cephakar, kaptanın yüzdüğü deniz, Geziz abicim bizi, yüzdürmeyin gari, gari de gari gari. İnanılmaz bir becerisi var Oktay Konyar'ın. Kanunların sınırında dolaşabiliyor ve Türkiye'de sivil itaatsizlik, sivil itaatsizlik örneğini ilk veren halk liderlerinden biri. Ne yasa dışıdır, ne değildir. Yurttaşın hakları nedir, neler değildir. Neresi legal, neresi illegal. Bu sınırı çok iyi bilip, sivil itaatsizlikle arkasına taktığı insanlara inanılmaz güzel önderlik ediyor, liderlik ediyor. Siz bu ülkenin gerçek efendilerisiniz. Kadın, çoluk, çocuk aramızdaki bütün çelişkileri bırakarak, sıkıntıları dondurarak, birbirimize olan tavrı kenara atarak el ele madenin önünden geçeceğiz ve onlara diyeceğiz ki biz buradayız, siz gidinceye kadar bu nöbeti bırakmayacağız diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Buradaki Oktay Konyar'ın Bergama köylü hareketiyle sağladığı sivil itaatsizlik deneyimi önemli bir deneyimdir. Tek başına Bergama mücadelesi için anlamı yoktur. Birçok sosyal araştırma sebebi, yani yabancılar araştırıyor. Biz değil, biz de araştırdık. Yani bizim de sosyoloji bölümlerimiz bu konuları araştırdı üniversitelerimizin. Çünkü karşılaşılan şey farklı bir olay. Bir konuyu gündeme getirmek için mükemmel derecede bir araç bu. Yani bir konuyu gündeme getirmek için, kamuoyuna taşımak için, insanların soyunabilmesi. Bu çok önemli bir fikir. Ve bunu sıradan insanların yapması. Yani entelektüel düzeydeki ya da işte şeydeki, kadın hareketindeki gibi değil. Yani sıradan insanların soyunması. Bu fikrin çok büyük etkisi oldu. Bir köylü korkaktır, devletin sistemi altında uyutulmuştur, itirazsız bir hale getirilmiştir, isyansız bir hale getirilmiştir. Eğer soyunma gibi en zor şeyi yapabiliyorsa bu mücadelede yeri var demektir, bu mücadeleye hazır demektir. Bu bizim sınamaydı köylümüzü. Hakikaten o sınamaya insanlar uydu ve 500 kişiye yakın insan soyundu, toprağına, havasına, suyuna, hayatına ve çocuklarına sahip çıkacağının bir göstergesiydi bu. Bu yaşamı bir pratiği oldu tabii. Bu bizi hem tanıtmak hem de evrensel ilkelerimizi savunma konusunda yardımcı olan bir yöntem biçimiydi. Köyler bu konuda ciddi bir sınav verdi. Eylemlere, kadınların katılımı ve rolleri Bergama köylülerinin mücadelesinin kitleselleşmesinin ve uzun erimli olmasının en önemli nedenleri arasındadır. Kadınlar
yaşam alanlarında yapılmak istenen altın işletmeciliğine karşı mücadelenin en önünde yer alırken, bazı dönemlerde eylemlere katılmayan eşlerini, akrabalarını harekete geçirecek çok çeşitli ve renkli uygulamalar geliştirdiler. O uygarlığın beşiği, bereketin hazinesi olan Bergama topraklarının bir avuç altına peşkeş çekilmesini, bilim adına bilim adamlarının peşkeş çekmesine karşıyız. Onun için 1989 yılında Bergen Anlaşmasına atılan, Norveç'te atılan imzanın Bergama'da da gerçekleşmesini ve halkın halkın dönen dolaplardan hiçbir şekilde haberi yoktur. Yalnızca şimdi siyanürden zehirlenip öleceğinden haberi vardır. Halk ayaktadır. Bizi hiçbir siyasi parti ve hiçbir kimse körüklemiyor. Bizi ölüm korkusu körüklüyor. Şimdi zarar verip de biz önlem alacağız sözlerine de riayet etmiyoruz. Ölüler önlem istemez. Her şey ölmeden önce düşünülmelidir. Bazı bilim adamlarını yanına alıp, hatta o bilim adamlarının bazı şirket tarafından baskılarla konuşulduğunu, konuşma yaptığını, hareketlerinden biz halk olarak anlıyoruz. Neden bir tarafın bilim adamları dinleniyor, esosa alınıyor da bizden tarafı konuşanlar alınmıyor? Ama yürek olsun, yorganı büyük örtüyor. Bir gün olur ozan tabakası delinirse buna örtecek yorgan bulamayacaklardır. Bizim ülkemiz zengindir ama bazı beyinler düşüncesinde fakir olduğu için bizi bu Eurobolt'tan karşı karşıya bırakıyorlar. Lütfen yaşamak hakkımızdır. Halkın haklıyız, yaşamak istiyoruz. Halkın haklıyız, yaşamak istiyoruz. Siyasi hakların budandığı, demokrasinin hak arama kanallarının tıkandığı noktada Bergama Köylü Hareketi, o dönemin demokrasi ve emek mücadelesinde önemli bir soluk alma kanalı oldu. Bergama köylüleri kendi yaşam alanları için mücadele ederken, diğer taraftan toplumun farklı kesimlerinin geliştirdiği eylemlere, etkinliklere de destek vermeye başladı. Örneğin, sendikal hakları için direnen kamu emekçilerinin talepleriyle ilgili alanlarda oldular. Manisa Saruhanlı katı atık tesisleri, Bandırma Yenice Sülfürik Asit Limanı iptali, Mersin Akkuyu, Hasankeyf, Dersim HES karşıtı eylemlere destek olmak için sınırlarını aştılar. Destek verdikleri birçok eylem kazanımla sonuçlandı. Bergama köylüleri, karşılarındakinin sadece bir şirket olmadığını, o şirketin arkasındaki asıl gücü, emperyalizmi gördüler. Aynı zamanda kendi devletleri kendi köylülerinin yanında olmuyor, bir uluslararası şirketin yanında oluyordu. Köylüler bunları gördükçe hareket siyasi bir bilince doğru değişmeye başladı. Komşu ülkelerde savaş varken Bergama köylüleri savaştan utanıyoruz pankartlarıyla yürüdüler. Her geçen gün büyüyen, kendi ülkesinde ve uluslararası alanda sempati toplayan bir halk hareketi olmuştu. Devletin iç ve dış politikasını eleştiren, sermaye gruplarının önünü kesen bu hareket bir milli tehdit sayılarak Bergama'ya müdahale kararı alındı. Türkiye'yi kalbinden vurmak istiyorlar, kalbinden. Bu artık altın değil. Başkanın dediği gibi nükleer atıkları atmak. Nükleer atıkları da kendi ülkelerinde stoklanmış nükleer atıkları da kaburlara gömecekler. O konuda psikolojik korkunç bir çalışma da yapıldı tabii ki. O da şöyle. Devletin bakanlarından daha önemli adamları vardır. Ona müsteşar derler. Her bakanlığın bir müsteşarı vardır. Bütün Türkiye'nin bakanlarının müsteşarlarını Ankara'ya topladılar. Aralarında askeri binbaşılar bile geldi. Psikiyatristler, psikiyatrist binbaşılar çağrıldı. Onlara Bergama hareketinin söndürülmesi talimatı verildi. Söndürme. Müsteşarlar artı psikiyatristler. İşte o sırada Hablemit numaraları başladı. O sırada Milli Güvenlik Kurulu numaraları başladı. O sırada altın madenini Türkiye'nin bütün generalleri ziyarete geldiler. Karılarıyla beraber onlara altın hediye edildi falan. Bir sürü numaralar oldu ondan sonra. Ama halk artık yeter be. Bu kadar mahkeme kararı elde etmişim. Arkaya dolandılar, uygulamıyorlardı. Halkın da refleksi
sol refleksi desen de, çevre refleksi desen de, hukuk refleksi desen de onlar da durdu. Gazeteci Özer Akdemir, Kuyudaki Taş, Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği kitabında çok önemli iddialara yer verdi. Akdemir'e göre devlet, Bergama hareketinin toplumda kazandığı sempatiyi bertaraf etmek için bir takım hamleler geliştirdi. İllegal örgüt adı altında bir iddianame hazırlandı. Bu iddianame, köylünün kendi kurduğu çevre komitelerini illegal örgüt diye nitelendiriyordu. Dönemin hukuki sistemi içinde çok dayanağı olmayan bu iddialar daha başından çökmüş oldu. İkinci adım olarak Dr. Necip Hablemitoğlu isimli bir akademisyen, Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği isimli kitabıyla ortaya çıktı. Hablemitoğlu, altın madenlerine karşı verilen mücadelenin arkasında Alman vakıflarının olduğu iddiasını ortaya attı. Kitapta, Almanya'nın Türkiye'ye altın satışının 3 milyar dolar olduğu, eğer Türkiye'de maden açılırsa bu satışın olmayacağı yönünde bir tez vardı. İddiaya göre, Almanya, Bergama köylülerine madenin açılışına karşı çıkmaları için para veriyordu. Bakın, bir cumhuriyet tarihçisi olarak söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Versay'la birlikte 1 gram altını yok. Ama Hitler'le birlikte 90 bin tonun üzerinde altın stokuna sahip. Almanya altın üretmiyor ama Almanya altın ticaretinin yarısından çoğunu yapıyor. Türkiye'ye 2 milyar dolarlık legal ve illegal yollardan Almanya altın satıyor. Sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ya da AB ülkeleri değil. Sadece Bolivya, Peru, Türkiye gibi diş geçirebileceği ülkelerde altın üretimini engellemeye çalışıyor. En önemli silahlarından bir tanesi de fiyan. İşin ilginç olan tarafı şu, Almanya niye yapıyor diye baktığınızda, çünkü yeni bir altın üretimi demek dünyadaki arz talep dengelerinin bozulması demek. Dolayısıyla da Almanya'nın fiyatların düşmesiyle bu ticaretten zarar görmesi demek ve her yıl Türkiye'den 2 milyar dolarlık bir kazancının eksilmesi demek. Bu insanlara alçak, bu insanlara hain, bu insanlara yabancılarla işbirliği yapıyorsunuz, ajansınız derken hiç yüreğiniz sızlamadı mı? Bu nasıl kemalist bir davranış? Bu ülkede bir şeyler oluyor, farkında olunuz. Bu ülkede ajanlık falan olmuyor. Bu ülkede yurttaşın toplumsal muhalefeti oluyor. Bu ülkede insan hakları ihlalleri var. Bu ülkede yurttaşın söz hakkı yok. Burada bu ülkede çürümüşlük var. Siyasetçiye, siyasete güven kalmamış. Yolsuzluk diz boyu gidiyor. Bir gün Bergama'da bir hareket başladı. Hepiniz şaşırdınız. Ne oluyor Bergama'da? Bu köylüler aptal. Bu köylülerin koca kafalıdır. Bunlar bir şey bilmezler. Bunlar Almanlar yönetiyor. Bunlar Almanlar para veriyor. Ve bunların istedikleri gibi kullanıyorlar. Siz bizi ne zannediyorsunuz Sayın Abdülhamitoğlu? Bir kere gelip de Narlıca köyünde yayık ayranı içtiniz mi? O üniversitede 5 dakika konuştunuz mu? Yurttaş bilincini öğrendiniz mi? O üniversitedeki insanlarla tartıştınız mı? Bunların hiçbirini yapmadan elinize bir dosya vermişler. Yazmışsınız, çizmişsiniz. İnsanları birbirine bağlamışsınız. Ve şimdi reytingle uğraşıyorsunuz. Yani Bergama'yı Almanlarla birleştiniz. Biz hain olduk. Almanlar bize yardım ediyor. Siz de kahramansınız. Buna kargalar güler. Şimdi sizi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2000 verilerinden bazı sayılar sunacağım. Mesela 2000 yılında Almanya'dan Türkiye'ye ihraç edilin ya da Türkiye'nin Almanya'dan ithal edilin. Tüm maden ve cevherler ve döküntüleri toplam yıllık değeri 36.6 milyon dolardan ibarettir. Altının ne kadar değerli bir maden olduğunu biliyorsunuz. Birkaç 10 kilo altının değerinin bundan çok daha fazla olduğunu bilirsiniz. Peki, niye bu dedikodular ortalıkla dolaşıyor ve Almanya itham ediyor? Ben şahsen tahmin ediyorum ki bu dedikodular hiç de Türk-Alman ilişkilerinden çıkmıyor. Birileri kendi özel ticari çıkarları için işin yönünü başka yerlere çevirmek istiyor. Bunun için de Türk-Alman ilişkilerini bozacak kadar da pervasız davranıyor. Unutmayın ki bizim ülkemizde yaklaşık 2,5 milyon Türkiye vatandaşı hayatını kazanıyor. Başkalarına hayat kazandırıyor ve iki ülke arasında sarsılmaz köprüler kuruyor. Şimdi biraz durup düşünelim. Bu köprüleri kim,
hangi özel amaçla yıkmak istiyorlar? Hablemitoğlu'nun kitabını suç duyurusu kabul eden dönemin ünlü savcısı Nuh Mete Yüksel, Bergama mücadelesinin önde gelen isimleri ve aralarında Alman vakıflarının yöneticilerinin de bulunduğu 15 kişi hakkında legal Alman casusluğu suçlamasıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne dava açtı. Bergama köylüleri için açılan legal casusluk davasından 8 gün önce Hablemitoğlu öldürüldü. Eğer öldürülmeseydi mahkemeye tanık olarak çıkacaktı. Elindeki belgeler ve kitaptaki iddiaları kanıtlanması istenecekti. Gazeteci Özer Akdemir'e göre Hablemitoğlu bunları kanıtlayamayacaktı. Çünkü belgeler ve kişiler sahteydi. Bu kitapta birlikte toplumun geneline sizin destek verdiğiniz saf köylü olarak gördüğünüz hareketin arkasında Almanlar ve ülkenin kalkınmasını istemeyen dış güçler var mesajı verildi. Teknik bilgi içimizde yoktu fazla. Dolayısıyla bu siyanürle ilgili Avrupa'dan bazı çevreciler ya da bazı çevreciler aracıyla bazı profesörlerin gelinmesi, bunların işte emperyalizm falan gibi algılanması bence yanlıştı. Yazarı öldürüldükten sonra kitap bestseller oldu. Şu anda bile Hablemitoğlu'nun o kitabı Türkiye'de birçok yerde en çok satan kitaplar arasında dönem dönem böyle pişirilir ve o kitap piyasaya sokulur. Altın madencilerinin başucu kitabıdır. Her gittikleri yerde o kitap götürürler. Oradaki halk hareketine karşı, karşı çıkışa karşı diğer kesime bakın bunlar Bergama'da bunu yapmıştı, Hablemitoğlu da bunu yazmıştı diye o kitabı dağıtırlar. Kışta Dağı'da oldu, Artvin'de oldu, Gümüşhane'de oldu, farklı yerlerde oldu. Başucu kitabıdır o kitap. Ve bir diğer şey de Hablemitoğlu'nun pek öldürüldükten sonra bir altın madencileri en kazançlı çıktı. İki, o dönem 2011'de yazdım bunu. En kazançlı çıkan grup ise Fethullah Gülen cemaati olmuştu. Muhtemelen yine o kitapta da vardır. Hablemitoğlu'nun suikastının arkasında bu cemaatin parmağı var diye düşünüyorum. Çünkü Hablemitoğlu öldürülmeden önce çalıştığı iki konudan birisi Bergama altın madeni meselesi ise diğer Fethullah Gülen cemaati. Gülen'in işte Amerika'ya gitmesi, nasıl gittiği, devlet içinde örgütlenmesi, kurumlarda yapılaşması falan gibi konulardı. Zaman içerisinde Bergama altın madeni el değiştirdi ve Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen İpek Koza'ya geçti. O döneme kadar savunmada olan altın madeni şirketi el değiştirdikten sonra köylüye karşı şiddete başvurmaya başladı. Şirket çalışanlarını kendi köylüleriyle karşı karşıya getirdi. O zamana kadar bir kez bile şiddete başvurmamış Bergama köylülerine taşlarla, sopalarla saldırdılar. Bu aynı zamanda Bergama köylü hareketinin kırılmasında etkili oldu. 5 Haziran çevre gününde Çamköy'e gidenlerin yolları kesilerek taşlarla saldırıldı. Bir yıl sonra Dikili'de altın madenciliği paneli basıldı. Bergama altın madenciliği önündeki en önemli kapıydı. Kirli oyunlar ve mahkeme kararlarına uyulmamasından dolayı ardına kadar açılan kapıdan altın madencileri dikensiz gül bahçesi gibi ülkeye daldılar. Önce Kışladağ'a, Efem Çukuru'na, İliç'e, Gümüşhane'ye girdiler. Şimdi de Cerahat Tepe ve Kaz Dağları'na girmeye çalışıyorlar. Şimdi devlet gitti, Akın İpek'in altın madenler koydu. Kendisi tasarruf mevduat fuanına devretti. Tasarruf mevduat fonu onu devlet olarak bu kere aynı kötülüğü, aynı çevreye zararı devlet şu anda planlıyor yeni çetlerle filan. Ama Bülent Ecevit de böyleydi. Bülent Ecevit'in de farkı yoktu bunlarla. Ben Ankara'da parlamentoda o zamanlar gittiğimde Bülent Ecevit de vardı hükümetin başında. O da diyordu ki ya bunu gemur firmaları yerine Türk firmaları işletseler ne iyi. Farkında değillerdi şeyin. Çevre hakkının ya da çevre sorununun bir zengin bir gavur adam mı yönetirse kötü, Türk zengini adamı yönetirse iyi. Ulan bana ne ister zengin yönetsin, ister Türk yönetsin. Sonuçta yöre insanının, halkının, doğasının, iç ve sularının, hayvanlarının, doğacak çocuklarının, coğrafyalarının etkilendiğinden bahsediyoruz. Ecevit'te de aynı sınıfta kalma vardı, Erdoğan'da da vardı, Deniz Baykal'da da vardı, hepsinde vardı. Devlet neneyi, dedeyi, teyzeyi dövemedi tam. Yani dünyanın gözü önünde kendi hayatıyla ilgili, toprağıyla ilgili mücadele veren yaşlı bir kadını dövmek devletin işine gelmedi. Gelmedi. Genç kızı yerlerde süründürmek çalvarıyla işine gelmedi. Başka bir yöntem denedi. Onu küçük düşürmek, aşağılamak, yok saymak,
O gariban köylü havam suyum için çıktı ama yani ayıp etti. Çünkü devletine karşı geldi. Devlet yanlış yapar mı? Devlet en doğru yapar. Dedi ve dediğini yaptı. Her zaman yaptığı gibi. Şimdi de aynısını yapıyor. Eskiden de aynısını yaptı. Bergama'nın bütün bu mücadelesi hukuksal alana bırakıldı. Evet. Bergama köylülerinin aktivasyonuna bırakıldı. Evet. Ama siyasi alandaki mücadelesi yansımadı. Yani siz Bergama'da altın madeni yapılmasın dediğiniz zaman oraya ne yapılsın dediğinizi koymanız lazım. Bunu ana muhalefet olarak da koymanız lazım. Siyasi aktörler kimseniz, her kimse siyasi aktör olarak buraya bu yapılsın ya da yapılmasın. Yapılmayacaksa ne yapılacağını söyleyeceksiniz oraya. Ne yapılacağını söylemez ve uğraşmazsanız bu sonuçla karşı karşıya kalırsınız. Mahkeme kararları uygulanmadı. Devlet yarı kararlarını uygulamadı diye cezalanmalı ayım var. İnsan Hakları Mahkemesi var. Şu anda piyasadaki zaten rant oradan dönmeye başladı. Ve biz bunu bilmezdik. Ayım nedir? Ayımdan ne çıkar? Bunlardan hiç haberimiz yoktu bizim. Ama bu oyun ayıma oynanmış bu mücadele. Eğer arkasında Bergama köylüsü olmasaydı ayım diye bir şey yoktu. Bergama'nın direnişi sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkını kullanamadığı için ve bu çevrede yaşamanın artık zorlaştığı için devleti mahkum etti Avrupa. Biz tartıştık. Köylerle toplandık, komiteler kurduk. Dedi ki bu parayı almayalım, bir havuz kuralım. Ayım'dan gelecek para bir havuzla bir çevre mühendisliği olsun. 9 Eylül Üniversitesi'ne gittim, rektörle görüştüm. Rektör bunu kabul etti. Oktay Bey siz de destek verin, biz Bergama'da müthiş bir üniversite kurarız dedi. Ve tarihe iz düşeriz dedi. Bu karar aldık. Bunu söyledik avukatımıza. Sonra tamam dedi ama 3 gün sonra masalar kurdular köylerde. Noterler geldi. Önüne gelen, madende çalışan, sokakta yürüyen, bize taş atan, madende çalışan, hakaret eden, aşağılayan, bunlar ajandır diyen herkesi aldılar. Ve herkes Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen 3000 euronun yarısını yurttaş aldı. Yarışında avukat aldı. Avukatların aldığı bir servettir. Servettir. Bu bizim alın terimiz. Biz duyarlı köylüler, ben onların abisi olarak ayım kararlarına katılmadık. İtiraz ettik. Hala nefret ediyorum. Ve kullanıldığımızı ve aşağılandığımızı düşünüyorum. Devlet bir yerden tokat attı. Devlet bir yerden tükürdü. Devlet bir yerden bizi yerden yere vurdu. Aşağıladı. Ama bunlar gerçekten onur kırıcı, insanlık onurunu aşağılayan bir yapıya getirirler. Şimdi Artvin Gümüşhane'de bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin her yerinde, çevre hareketlerinde yeni bir şey başladı. Yeni bir şey nedir biliyor musunuz? Halk yok. Arkamda durun basın açıklaması. Gelin, vekaletname verin. Nasılsa devlet yarı kararlarını uygulamıyor. Nasılsa bu ülkede hukuk yok. Nasılsa bu ülkede yurttaşlar kazanamıyor. Ahim'e gideriz. Şimdi ahim bir meslek haline geldi. Yaşanan kirli oyunlara, hukukun hiçe sayılmasına, şiddete rağmen Bergamalılar hiçbir zaman vazgeçmediler. Onca emeğe, mücadeleye rağmen kurulan altın madeni yeni rezervler bulmak için Kozak Yaylası'nda girişimlerine devam ediyor. Bergama köylüsü şirketin bu yeni atılımına karşı mücadelelerine devam ediyorlar. Bu memleketin huzurunu kaçırdılar yani. Bir iki zenginler sayesini yani halkın huzurunu kaçırdılar yani. Köyde bir sürü kanserli, bir sürü köyde %75'in safra kesesi alındı. Hep bu namertin şeyine yani. Ya zarar oldu diyorsun. Zararı oldu. Zararı %90 oldu yani. Faydası olduysa zararı da oldu diyorsun. Faydası olmadı yani. Olmadı. Hiç faydasını görmedik yani. Bak armutlar hemen olmadan döndü. Dileriz hükümet böyle bir yanlış yapmaz. Yani kayyum atadım, yargı kararını dinlemiyorum deyip buralara talan etmeye kalkışmaz. Artık karşısında çok daha ciddi bir öfkenin, çok daha büyük bir tepkinin görmeleri kaçınılmazdır. Yazıklar olsun. Şimdi de sıra gelmiş zeytinliklere. Şerefine tüküreyim alayını. Utanmaz herifler. Bir zeytin
15-20 yılda yetişiyor be. Utanmaz herifler. Ayıp denilen bir şey vardır. Satacak yer bulamadın mı? Babanın çiftliğini mi satıyorsun? Ama ben gelecek olan nesili düşünüyorum. Yazıklar olsun be. Ufak kupiller ne olacak bu çocuklar? He? İsrail gibi. Arap sattı, İsrail aldı. Ondan sonra bu benim dedemindin. Ulan pezevenk, senin deden satmış yerini. Ondan sonra sen sabangılan at, adam kurşun atsın sana. O vaziyete geleceğiz. Az kaldı. Çok gitmez. Bunu da söyleyeyim sana. Ben görmeyeceğim ama gelecek olan nesil bunu yaşayacak. Bergama, Türkiye'ye ekoloji mücadelesinin ne olduğunu öğretti. Çevre konusunda hareket eden bir toplumsal yapı olarak başladı ama çevre mücadelesinin bir yaşam mücadelesi olduğunu da herkese gösterdi. Orada sadece doğa kirlenmiyordu. Ülkenin hukuku da kirlendi. Bergama köylüleri verilen mücadelenin sadece çevre mücadelesi değil, yaşamın her alanını etkileyen topyekün toplumsal tarafı da olan bir mücadele olduğunu gösterdi. Ülkede şu anda derelerini savunanlar, termik santral, HES'ler, taş ocakları, altın madenlerine karşı mücadele edenler Bergama'nın açtığı yoldan ilerlediler. Büyük Anadolu yürüyüşüyle köylünün sesini şehirlere taşıyanlar İkizdere, Yeşilyol, Hopa, Yırca, Alakır, Validebağ, Cerrahattepe'de suları, toprakları, yaşam alanları için direnenler hemen hepsi Bergama köylülerinin kendilerine öğrettikleriyle bu mücadeleyi verdiler. Ondan da önemlisi Anadolu'dan şehirlere akan mücadele ruhu Gezi Parkı'nda bir okyanusa dönüştü. Bergama'da dikilen fidan Gezi'de ağaç olup bütün ülkeyi sardı. Gelenleriniz uğruna vatan evlatlarını birbirine düşürmeyin. Evet. Hainler! Polisi, halkı, mimarı, mühendisi, karşı karşıya getirmeyin. Geçen artık. Dur, dur ya! Dur arkasına geç. Cehennemde yeriniz yok! Cehennemde yeriniz yok! Bergama mücadelesi birincisi toplumun, insanların, karar vericilerin yanlış kararlar verdikleri, yanlış yaptıkları zaman insanlara, topluma bunlara karşı çıkılması gerektiğini gösterdi. Karşı çıkılabileceğini gösterdi. Karar vericilerin her zaman doğru kararlar vermediklerini gösterdi. Birlikte davrandıkları zaman, kamuoyuna ulaştıkları zaman haklılıklarını kanıtlayabileceklerini gösterdi. Aslında biz kazandık, devlet kaybetti. Hem dövdü, hem aşağıladı, hem tükürdü, hem topraklarımızı başkalarına verdi. Ve inciltti bizi. Yani kimse bize kaybettin dememeli. Bergama'da burada tarihteki yerini almıştır. Bergama'nın adı yine bir numarada anılır. Bunu böyle görmek lazım. Birileri bir şeyleri satın alamıyorlar. Birileri bir şeyleri yok edemiyorlar. Yani bu yok edilmediği sürece bir gen gibi, yani genin devam etmesi gibi, yeryüzünde genlerin devam etmesi gibi bu ruhta devam ediyor. Orada sadece doğa kirlenmiyordu. Ülkenin hukukunu da kirlettiler. Demokrasiyi de yok ettiler. Bu şirketler ve ortaya konulan düzen onları da korumaya çalışıyordu Bergama Köylü Hareketi ve verilecek mücadelenin de sadece çevreyi koruma mücadelesi değil, aslında topyekun bütün bunları koruma mücadelesi olduğunu, yani yaşam mücadelesi olduğunu ülkeye gösterdi. Bir yurttaş olarak öneriyorum, uyarıyorum. Köylünün ayağına basmayın. Aptal gibi bakar ama koca kafasıyla bir kafa atar, olayı da bitirir.